18 genel burçlar. Kısa ve net söyleyeceğim. Buna da başta hazırlayın. Uzun uzun beklemeyin. Ama koç burçları ile ilgili başlıyorum. Özellikle koç burçları bu sene kariyer anlamında bol miktarda enerji toparlayacağı yıl. Yani 2018 hiç olmadıkları kadar enerjik olacaklar. Her anlamda olumlu bir süreç planlayacaklar. Özellikle ilk 3 ay Ocak, Şubat, Mart çok yorucu geçecek koçlar için ama enerjileri çok yüksek olduğu için bu olayları komple rahatlığa kılacaklar. Nisan, Mayıs kariyer hayatları için inanılmaz döngünün vereceği çünkü onlarda en büyük önemli olan Mars'ın etkisinde fazla oldukları için Mars onların bu sene güçlenmesi, olumluluk, kötü enerjiden kurtulma ve güzel bir dengeye girme yılı olacak. O yüzden koçlarda kariyer tavan yapacak ama Mart'tan sonra. Eylül ayına kadar bir yazlık ya da yatırımlık bir ev planları olacak. Bunu da gerçekleştirecekler. Sağlık olarak da onları en büyük ailede anne, anneanne, babaannenin sağlık problemleri rahatsız edecek. Evlilik yapma yıllarının başlangıcı, evlilik yapmayacaklar. Karar verip söz nişan dediğimiz bir tarihe atılım yapacaklar. O yüzden koçlarda önemli bir başlangıç, uyumlu bir, negatifi geride bırakma, huzurlu bir yılı Mart'tan sonra tatmaya başlayacaklar. Tatil planları keyifli olacak. Özellikle uzun bir yaz tatili planlayacaklar, keyifli geçecek. Koçlar bence bu sene yırttılar. Yani ne anlamda yırttılar? Kariyerlerini oturttular, para birimlerini oturttular. Ama Mart'tan sonra oturtacakları için. O yüzden koç Mart'tan sonra Mars'ın etkisiyle birlikte büyüme noktası, üzerindeki negatiften kurtulma, huzurlu bir yıla başlangıç yapacaklar. Boğalar. Efendim, boğalar kariyerleriyle ilgili yepyeni dönem, yeni anlaşma, yeni sözleşme ama onların Şubat sonu itibariyle, Şubat başı ve Şubat sonu bütün imzaları atmış olacaklar. Geçen yıla nazaran, yani 2017 yılı, 2018 yılına bağlı, geçen sene hep aksaklık yaşadık boğalarda. Olacak her şey yarım kaldı ve ellerinde patladı ya. 2018 artık ellerinde patlamayacağı ve her şeye doğru imza atacakları gibi olacaklar. Kariyer için yavaş yavaş ve mantıklı şeylere imza atacakları için Mayıs ayına kadar hedeflediği ciro, hedeflediği plan hepsi keyifle olacak. O yüzden onlar da yurt dışı seyahatleri, İstanbul'u, Türkiye'yi beğenmeyecekler, yurt dışı moduna geçiş yapacaklar. Bol bol yurt dışında fotoğraf çekimi, eğlence, keyifli, alternatif ve kariyer hayatları için de çok başarılı ve yurt dışında eğitim düşünüyorlarsa boğalar için çok doğru bir yıl. Kariyerlerini tamamlayacaklar, doğru anlaşmadalar. Sadece bunlara nazar değebilir. Nazar için 3 kulhu belham okuyun yeterli diyorum. Ve bunlarda da kas ağrıları ön planda olacak. Boğa burçlarında kas ağrılarına dikkat ederseniz ve spora da meraklı biliyorsunuz boğalar. Spor yapmadan duramazlar. Günlük sporlarına gidecekler, kas ağrılarına dikkat edecekler, para birikimi yapacaklar. Özellikle yıl sonu itibariyle de gerçekten paranın keyfini çıkartacaklar. 2018 sadece belki mirasla ilgili tedirgin olacağımız noktalar ya da çocuklarınızla ilgili hak konusunda yaşayacağınız tedirginlikler olabilir ama doğru birikime girdi boğa burçları. Çünkü boğalarda en büyük özellik tembellik dediğimiz dönem bitiyor mal, mülk, ekonomi anlamında. Çünkü Venüs boğanın etkisinde olduğu için boğa Venüs'ün etkisi size yatırım ve parayı temsil edecektir. Bence boğalar çok doğru bir yıla giriş yapıyorlar. Tembelliklerini geride bırakırlarsa 2018 onlara Şubat sonu, Mayıs ayı en verimli başlangıçlar olacak. İkizler, bir ileri bir geri, bir ileri bir geri dediğimiz ikizler için artık bir ileri bir geri dönemi bitiyor. Doğru karar vermeleri için birilerini yönlendirmeye ihtiyacı var. Onlarda yeni ortaklık dediğimiz süreç hayırlı olacak. Ve bunların en büyük sorunu da özel hayatına oturtamadıkları için 2018 onların özel hayatı oturtma, yuva, düzen, olumluluk dediğimiz çizgiyi ve çatılarını doğru oturtacakları için mutluluğu yakalayacaklar ikizler. İkizlerin mutluluğunu yakalaması demek parayı yakalaması, sağlığı yakalaması, rahatlığı yakalamasıdır. O yüzden ikizler bence bu yıl daha verimliliğe başlayacak ama özel hayat oturtursa. Özel hayatı oturtamadığımız zaman 2018'de onlar için sıkıntılı bir yıl. O yüzden yeni hataları geride bırakıyorlar, doğru süreçteler. Özellikle ikizler akciğer bölgelerine çok dikkat etmeliler. Arkadaşlıklarının verdiği zararı artık hayatlarının içerisine almamaları lazım. İkizler çok zarar gördü arkadaşlarından.
Yenilik dönemi, olumsuz her şey geride bırakılacak, kardeş ya da aileyle ilgili bağlar güçlendiği sürece ikizler rahata ermiş olacak diyorum. Çünkü ikizlerin en büyük sığınak limanı ailesi. Aile sığınak limanı olduğu için kendi dengesini de oturtacak. Evet, ilişkiler konusunda çarpık dönemde geride kalıyor. Doğru döneme giriş yapıyorlar. Parayı aileyle birlikte huzur içinde bulurlarsa, aile huzurunu bulurlarsa parayı da bulma demektir. O yüzden zekalarını gündeme getirecekler. Zekaları daha kıvrak olacak. Çünkü ikizlerde inanılmaz bir zeka var ama mutsuzluklarından zekayı ön plana geçiremiyorlar. Artık onların mutluluk hormonlarının tavan yaptığı bir yıl. Doğru bir yıl ikizler için diyorum. İkizlerden sonra ne geliyordu kız? Yengeç. Herhalde yani. Dalga geçiyorum. Evet, yengeç burçları özellikle şöyle söyleyeceğim. Mide, diş ağrısı, baş ağrısı, kuş ağrısı, dert ağrısı derken hep hastalık ayları başlayacak. Yani şöyle söyleyeyim, hep ailede birilerinin sağlığıyla uğraşmaktan yengeç burcu kendi dertleriyle uğraşmayı unutacaklar. Çünkü hep onların çevresinde bir sağlık problem, iş problemi, maddiyat problemi, ilişki problemi derken kendilerinden geçecek bir yıl yaşayacak yengeçler. Bu hangi tarihe kadar gidecek? Haziran'a kadar bu kaoslar devam edecek ama onlar için hayatın aşkıyla karşılaşma, evlilik, söz, nişan dediğimiz bir dönem ve gerçekten huzuru aşk konusunda yakalayacakları bir yıl. Ama şöyle bir şey var, yengeç burçlarında anne ya da baba olma özellikleri çok tavan yapacakları için bir an önce düzeni kurup çocuk doğuralım ve aile olalım planı içerisinde olacaklar. Yengeçler bunu doğru dengede bu yıl, yılı ortasına kadar bu dengeye oturtacaklar. İş konumunda beklediği basamak 3 yıldır olmuyor ya yengeçlerde. Hep bir basamakta kalıyorlar. Tam bir bu sene yükseldik diyor. Evet, 2018 gerçekten tavan yapacağımız yıl yengeçler için. Kariyer basamakları tavan yapacak. Bekledikleri mertebeye ulaşacaklar. Sadece onlar dağa, ormana yerleşme, şehirden uzaklaşma ve ailevi meselesini biraz daha dışarıda tutma kararı içerisindeler. O yüzden onlar böyle orman içerisinde, göl içerisinde, denize yakın bir yerde daha yaşam şanslarını kuracaklar. İş vesayetleri uzun da olsa onlar ailesine ayırdığı düzende doğada iç içe yaşayacaklar. Yengeçlerin artık düşünceleri olumlu süreçte ilerleyecek. Çünkü hayat kaygılarını çok uzun süredir, maddi kayıplar çok fazla yaşadıkları için 2018 planlı programlı para harcama, gereksiz paraları ziyan etmeme, doğru yatırımlara başlangıç. Ama onların en doğru yılı 2019 olacak. O yüzden yengeç burcuna duygusal gibi görüyoruz. Evet, gerçekten yengeçler çok duygusaldır. Çünkü annelerine ve ailelerine çok düşkündür. Onlar da aile olamadıkları için bu dengeyi her zaman eksikliğini yaşıyorlar. 2018 bu dengeyi oturtmak, 2019 para ve güzel bir döneme geçiş sağlayacaklar. Yengeçler bitti. Aslanlar diyoruz. Anam, bunların karışık hata, iş ortaklıkları ve iş çevresindeki karışık dönemler hızlı revaçta sürecek. Yani onlar işi yapacak, çalışanları bozacak. O sistem kurulacak, o sistem bozulacak. Artık aslanlar her şeyin başına geçme ve ben tek başına bir ekip kuracak, kendi 10 kişilik bir ekip olacak ve her şeyle mücadele. Onlarda para ve saltanatın çok doğru, yani Ocak, Şubat, Mart çok iyi paraların geçiş, markalarının yükselme, kendi hedeflediği noktalara en iyi şekilde ulaşacaklar. Özel hayatlarında da 7. ve 8. ayda parmaklarına alyans, söz, nişan, evlilik dediğimiz tarih, 2 düğünlü, 3 düğünlü sohbetler yapacak aslan burçları. O yüzden onlar için eğlenceli ve programlı bir yıl olacak. Kariyer tavanları da çok yüksek oldukları için onlar bu yıldan hiçbir şekilde korkmuyorlar. Çünkü çok birikim yaptılar. Beyin birikimini paraya çevirecek aslanlar. Bu ne demektir? Beyinleri zeka ve paraya akışacak. O yüzden bugün beni de satabilir, sizi de satabilir aslanlar. Gerçekten onlarda para formatlı bir yıl, kariyer formatlı, huzur ve aşk da var. Yalnız sağlık olarak dengesiz uyku, düzensiz yemek ve ayak üstünde yemekleri kenara atıyor aslanlar. Düzenli ve keyifli masa kurup
ailece yemek yemeyi. Bu aralar kız çocuğunuz varsa aslanlarla zıtlaşma, babayla kız arası ya da oğul arasında zıtlaşmalar, ailevi zıtlaşmalar olabilir ama sonu huzurla bitecek. Özellikle yatırımlarla ilgili yenilik yapma, satma, yenilenme dediğimiz aslanların kafalarında böyle planlar olacak. Eski evlerini satacaklar, farklı yerlerden yatırım yapacaklar. Böyle düşünceleri var. Evet, doğru bir yıl. Çünkü aslanların en büyük hedeflediği nokta, biliyorsunuz ki aslanlarda en büyük süreç, zekaları çok daralmıştı. İnsanlar onun zekalarıyla çok dalga geçti. Artık aslanlar zekalarını çok ön plana koyup herkesi yenme dönemine girecekler. Kalp ritim bozukları, kalple ilgili ritim problemleri yaşayabilir, omurilik ağrıları yaşayabilir ve güneşin etkisinde olduğu için aslanlar iksir, şans, şöhret, kariyer, basamak, en tepe, aşk hayatında düzey indirme. Çünkü güneşin etkisi onları özellikle Ağustos ayı, Temmuz ayı ve Haziran ayı çok iyi bir başlangıç dönem olacak. Aslanlar bence uzun süredir beklediği, yenilenmesini istediği hayatını tekrar yenileyip kökten bir ağaç ve bu ağaç yeşerecek artık aslanlar için. Doğru bir yılda aslanlar. Evet, aslanlar doğru bir yılda. O yüzden Başak burçlarına geçiş yapıyorum. Başaklarda sindirim problemleri, gündelik hayatlarıyla ilgili rutin giden işlerin daha hızlanacağı, temizlik hastalıkları başlayacak Başak burçlarında, titizlik, genel sağlık, sindirim sistemlerini kontrol etmesi gerekiyor Başak burçlarının. Çünkü bu dönem sindirim sistemi, gaz problemi, mide problemi, onlar için mide ameliyatları gündeme gelebilir. Başaklarda en büyük sorunumuz çok detaycı olup kendi kariyer, mesela 40 yaşındasınız, tekrar kariyere adım atma dönemi Başaklarda. Master, daha büyük master, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir dil eğitimi. Yani onlar da öğrenme, öğretme, öğrenim dediğimiz algıları açma dönemi olacak Başaklarda. O yüzden Başaklar çağ atlayacaklar. Yani biz 2018'deyse onlar 2021 yılı çağı olacak. Çünkü onlarda ortaklı kafe, restoran, yemek, gıda, teknolojik tüm oluşumlara ortaklı imzalar atacaklar. Başaklar bu yılı çok başarılı ama bir vefat, bir ölüm, özellikle yükselenleri ateşe daha yatkın olan Başaklarda sağlık problemleri, ailevi cenaze ya da sağlıkla ilgili oluşacak sıkıntılar gündeme gelecek ama bunları çabuk atlatacaklar. Hani 3. 4. uzaktan akrabalarda bir ölüm evresi olabilir. Ve şöyle söyleyeceğim, Başaklarda kendilerine rahat bir ev düzeni isteyecekler. O yüzden Başaklar da yaşadığı evi kendilerine göre ayarlayacaklar. Koltuğunu, yatağını, yok. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Çünkü Başak'a ayak uydurmak, Başaklarsanız Başak'a ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü istiyorsanız Akrep burcu olun, Başak daha lider, hakimiyet kurduğu için. Ve annelik dönemi, çocuk doğuramayan Başakların bu yıl şanslı ve doğum evresi olacak. O yüzden Başaklarda doğru bir bereket, doğru bir şans. Çünkü Başak burçları gerçekten ve gerçekten Merkür'ün verdiği hayat onlara çok büyük bir gündelik hayatı hızlandırma, yenilik dönemi, yeni işler ve yeni anlaşmalar. Evet, sağlık problemlerini dedik. Özel hayatla ilgili de bir türlü karar veremediği, ilişkiyle ilgili net karar ve aileye artık aile tanışması, düzen tanışması ya da istediği kişiyi sahiplenme dediğimiz yıla girecekler. Başaklar bence çok uzun süredir istediği huzuru bulma yıllarındalar. Hoş geldin Başak diyelim. Hoş geldin Başak. Çünkü Başaklar tekrar hızlı bir şekilde doğduklarını ispatlıyorlar. Evet, terazi burçları. Teraziler sevgi, evlilik, romantik tavan yapacağı bir yıl. Yani mum ışığında yemek yemek, balık yemek, rakı içmek, sohbet etmek. Gerçekten teraziler sevgi, inanç ve eksik olan duygu eksikliklerini iyileştirme dediğimiz bir yıl yaşayacaklar. O yüzden terazi burçları gerçekten insanları anlama, insanlara anlayış, yenilik ve yenilenme sürecini çok iyi öğrenme yılı. 2018 onlar için geçmişte öğrenemediği hayatı öğrenme yılları olacak. İletişim dengelerini düzeltecekler, aşk hayatlarını düzeltecekler ve şöyle bir durum var. Her şeyden önemlisi şehirlerini değiştirip yeni bir hayat kuracaklar terazi burçları. O yüzden bence pankreas rahatsızlıkları, sinir uçlarınıza dikkat edeceksiniz ve kemiklerde, iliklerde sorunlar olabilir. Mutlaka ihmal etmeyin Başaklar için diyorum. Ama Başaklarda özellikle yeni... Terazide özellikle şöyle bir şey var. Maddi anlamda bu yıl bolluk bir dönemi,
yeni plan ve parasal evreleri, en iyi fırsatları değerlendirme, bereketli yatırımlar ve iyi değerlendireceğiniz şanslı iş kapıları, illa ortaklı olmanıza gerek yok. Bulunduğunuz iş konusunda da size alternatif işler sunacak, farklı ve çok işlerle mücadele edeceğiniz bir terazi burcu dönemindeyiz. O yüzden iyi değerlendirin. İlişkiler konusunda artık hata yapmak istemiyorsunuz çünkü siz çok hata yaptınız ve insanlardan çok kazık yediniz. Artık rutin ve sakin bir dönemde insanları tercih etme, dostları azaltma, 3-4 kişiyle görüşme dediğimiz diyaloglar yaşanacak. Ve evcimen bir ruha giriş olduğu için bu sene gezdik yıllarca, artık gezmeyip planlı ve programlı iş, kariyer, özel hayat dediğimiz süreçte ve boşanma kararı verecek iki terazilerimiz var. Artık verin, 5 yıldır boşayacağım, bu yıl boşayacağım, seneye boşayacağım derken hayatınız geçti. Yeni bir aşk da var zaten hayatınızda, onu doğru noktada değerlendirirseniz teraziler için inanılmaz güzel, huzurlu ve keyifli ve artık merhaba ışıl ışıl paraların, ışıl ışıl yıldızların uçacağı bir yıldızsınız. Terazi, sevgi enerjinin, ya Venüs size sevgiyi, aşkı, bütünleşmeyi hayata getirecek. O yüzden terazi burçları Venüs'ün etkisiyle çok güzel bir olumlu sürece girecekler. Ah ah akrepler, ölüp ölüp dirildik. Artık dirilelim yani. Çünkü gerçekten 5 yıldır bizi gerçek yeniden doğuşumuzu, yeniden güçlenmeyi, yeniden havalara uçmayı, yeniden ekran, televizyon, basın ya da yapmış olduğumuz işte tavan yapacağımız bir döneme giriş yapacağız. Şirinliklerimizin dönemi, şirin enerjilere giriş yapacağız ve asla ve asla borçlanmayacağınız ve hep her şeyi nakit ve karttan bile harcama yapmayacağınız bir yıl. Çünkü sizin için artık bu 5 yılın verdiği yorgunluğu doğru bir yıla, yılın başı itibariyle, özellikle 2017'nin, 2018'in ocağın biri itibariyle artık planlı ve programlı yapacağınız her şeye imza atacaksınız. Şans yanınızda derken, siz şansları doğru kullandığınızda yanınızda, ama şans geldi ben yanımda dursun değil. Şanslar gelecek, siz şansları tercih edeceksiniz. Bolluk ve bereket diyorum ama yine sizin elinizde bolluk bereket. Çünkü biz bu bolluğu seçerken diğer bolluğu burayı da görmemiz lazım. Dengeleri doğru kullanayım akrepler. 2 yıl ciddi anlamda zıpkın gibi bir yılınız. Balık tutun denizin ortasından, o kadar bereketli olacaksınız. Parayla ilgili yakın çevreye yaptığınız, verdiğiniz borçları alma dönemimiz ve artık insanlara borç vermeyeceksiniz. Çünkü verdiğiniz borçlar hep ertelendiği için akrepler bu yıl kimseye borç vermeme kararı içerisinde. Evle ilgili çile dönemi de bitti. Çünkü evdeki gereksiz kavgalar, kaoslar, ailevi sıkıntılarda, özellikle şöyle söyleyeyim, Ağustos, Eylül döneminde evdeki aksilikleri de iyileştirme dönemi. Ve de şöyle bir şey var, kafanızda planladığınız bir yılın 6 ayı Türkiye'de, yılın 6 ayı farklı bir yerde ya da farklı bir şehirde planlarınız var, bunu da gerçekleştireceksiniz. Çünkü akrep burçları Mars Plüto'nun çok etkisinde olacağı için milli piyango, şans, kumar, ıvır zıvır ne düşünceniz varsa yapın. Çünkü şans ve bereket bolluğu dediğimiz çember, hani ne derler? Turp mudur nedir? O turp, Trump gibi hayat sizin elinizde. Trump gibi güçleneceksiniz ama Trump için zor bir yıl. Ama sizin için doğru bir yıl diyorum. Maddi ve manevi olarak eşinizle yüz yüze konuşma, paylaşım ve yaşadığınız eksik dönemler geride kalacak. O yüzden kaçamak aşkları kenarda bırakın, evliliğinize adapte olun ya da ilişkinize adapte olun. Sağlıkla ilgili de özellikle üreme organlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Kadınsal bölgeniz ya da erkek bölgenizden kaynaklanan sıkıntılar ve özellikle kalp ve ciğer hassasiyeti ve zatüreye yakın olma özellikleriniz var. Akrepler dikkat edin diyorum. Dedim bile. Yay, dini konulara adapte olma, inanç evrenizi toparlama ve ciddi anlamda yaşadığınız korkuları yenme dönemi. Çünkü artık eğitim ve kariyeri hep kenarda bıraktığınız için yarım kalan her şeyi toparlama yaylar için diyorum. Evet, yaylar bu yıl yenilenme, yenilik ve adaptasyon yaşamadığı yılları tekrar adaptasyonuna oturtacak. Kalça, diz, dilde iltihap, dil kanseri, yani bu noktalara dikkat edeceğiz. Çünkü yaylarda akciğer kanseri, dil kanseri, vücuttaki kanser enerjileri çok fazla var. Çünkü yayı Jüpiter çok etkiliyor. Sağlık anlamında riskli bir nokta. Yaylar özellikle manevi
yitirdikleri hayatı tekrar yerine kuvvetlendirme. Çünkü onlar çok büyük kaos, din kaosu, kariyer kaosu yaşadıkları için inançlarını kaybettiler. Ve sıkıntı ve dertlerden kendilerine bakımsız, çelimsiz bir yay burçları oldu. Ya kilo aldılar ya iyicene zayıfladılar. Onlar da çöküntü dönemi bitecek. Ama bu 5-6 ay daha riskli ve kaos dönem devam edecek ama yeni yapacağı, yeni oluşturacağı ve işiyle ilgili unutuldu ya adam. Yani çalışıyor maaşını alıyor ama ortada bu adam var mı yok mu ki? Evet, biraz daha kendini ön plana atacağı bir dönem yaşayacak yaylar. Ben de varım, ben de yaşıyorum dedikleri süreç. Özellikle özel hayatları ilgili de hep kendi hataları yüzünden, yaptığı hatalar yüzünden ve bu hataları toparlama yılları olacak ama onların en doğru yılı 2020 olacak. Yaylar kariyer ve basamak döneminde daha. Ama onlar sabırlı olmalı. Bolluk berekete geçiş olacak ama inançlarını, Allah'la olan kavgalarını geride bırakmaları lazım. Gerçekten bu hayatta, realite hayatta yaşadıklarına inanmaları lazım ki güçlenmeyi öğrenmeleri. Hadi yay, sana da inanıyorum çünkü hatalar 10 yıldır devam ediyor. Para, kariyer demiyoruz ama dinle olan ya da kendinle ilgili kaosun, psikolojik travmalarını iyileştiriyorsun. Ben de varım diyen bir yay var ortada. O yüzden sana da hoş geldin yay diyelim. Çünkü yaylara hoş geldin demek çünkü kindardır, kincidir. Ama yaşadığı yaşattıkları hataları unutmazlar. Gün gelir darbe gibi vururlar. Yaylarda da böyle bir inat vardır. Evet. Ay anam ne konuştum ben, maşallah 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 konuştum. Balıklar, 2020 yılına kadar Satürn sizinle birlikte. Şans, bolluk, bereket, kaybettiğimiz, yıkıldığımız, hayatımda o yıkıldı, bu yıkıldı, her şey yıkıldığı dönem geride kalıyor. 2,5 yıl Satürn sizinle birlikte bolluk, bereket, aşk, iş kariyeri, hayatınızın her şeyin güçleneceği bir yıldasınız. O yüzden yeniden doğuş, yeniden güçlenme, ya işle ilgili yapmış olduğunuz küçücük bir dükkanda size büyük bir kazanç, büyük bir kariyer yapacak. O yüzden kötü giden hayatınız geride kalıyor. Gelecek hayatınız bolluk ve berekette. Güçlü adımlara, güçlü ticari yatırımlara, güçlü her şeye imza atacağınız ve hiç korkmayın. Çünkü 2,5 yıl bolluk ve bereket sizin enerjinizde. Özellikle sizin de diş altındaki kaplamalarla ilgili doğacak sıkıntılar, daha çok bağırsak noktanızdan kaynaklanan sıkıntılar ve size yapılan kötü enerjinin verdiği kaoslar bütün vücudunuzdan çıkacak. Kanserseniz bile iyileşeceksiniz oğlaklar. Vücudunuzda yara, bere, kazalar dönemi bitiyor. Bolluk ve bereket sizin ve şans kapıları sizin elinizde. O yüzden güçlenebildiğiniz kadar güçleneceksiniz. Bir sürü borçlarınız var. Onların hepsi yıl sonuna kadar kapatılacak. Hatta satmayı düşündüğünüz, elden çıkartırsam borcumu ödeyeceğim dediğimiz dönemde bitiyor. Satmayın hiçbir şeyinizi. Sizde bolluk ve bereket var. Doğru bir yıldasınız, doğru bir zaman. Başarı, güç ve aşk hayatınızla ilgili yeniliklere adapte olacaksınız. Yeni insanların sizin hayatınıza gelişine izin vereceksiniz. Eski ilişkinizde çaktırmadan devam edeceksiniz. O yüzden oğlaklar yeniden yıkılan hayatları yeniden merdiven gibi hızlı bir şekilde yol alıyor. Uzay bilimi bile yaratabilirsiniz bu saatten sonra. 2,5 yıl çok şanslısınız. Kova burçları, dostlukları unuttuğunuz, hayırlı işler deyip de size zarar veren herkesle yüzleşme. Kötü giden çevrenizdeki tüm ilişkileri çöpe atacaksınız. İyi topluluklarla diyaloglara, yeni kendi yarattığınız çevreyi yeniden oluşturacaksınız. Kan dolaşımınıza dikkat edeceksiniz. Topuk ve ayakta rahatsızlıklarınız olabilir. Lef sistemlerinize, yani damardaki sıkıntılarımız söz konusu olabilir. O yüzden Uranüs Kova'da olduğu için Kova burçları bence belli şeyleri yeniden yaratmaya, yeniden doğmaya ihtiyaçları var. Kariyer ve iş hayatında şans ve aşk yılında önemli bir değişiklikler oluşacak. O yüzden her şeyin karşılığını ya az az olsa da almaya başlayacaksınız. O yüzden eliniz bereketli, rızkınızın bereketli ama az az çoğalacak. Ama 2018 sonunda gerçekten bu az az dediğiniz size ciddi anlamda yatırımlara, ciddi anlamda oluşumlara ve yeniliklere yelken. Evliliklerinizle ilgili sıkıntılı dönemleri de aşmanız gerekiyor. Yüzleşmeniz gerekiyor. Yapmış olduğunuz hataları tekrar görmeniz gerekiyor. O yüzden Kova burçları kendi hayatları ile ilgili tek tek sayfa açacak,
her sayfayı böyle not alacak ve not yavaş yavaş bolluğa, berekete sahip olacak. O yüzden kova burçları için doğru bir yılın hızlı başlangıcı değil, yavaş yavaş başlayıp yıl sonuna doğru hızlanacak diyorum. Balık burçları. Bilinçaltı temizleme, hayallerin bitmesi, gerçeklerle yüzleşme, ruhsal iyileştirme dediğimiz yorumları, yeniden yapılanma, yeniden iskelet, manevi güce oluşma dediğimiz bir dönem. Çünkü Plüton sizin enerjinizin etkisinde olacağı için hayallerinizle ilgili her şeyi yavaş yavaş gerçekleştireceksiniz. Ayak ağrılarınız, sindirim sistemi bozukluklarınız, çabuk enfeksiyon kapabilirsiniz. Üşütmeleriniz çok ön planda olacak. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama ortaklığı yapmanız taraftarı değilim balık burçları. Çünkü balıklar çok merhametli ve çok vicdanlı. Onlardan iyi siyasetçi, iyi hukukçu, iyi adalet adamı olur. O yüzden adalet ve hukuk yönüsünde çözmeniz gereken bir sürü dosyalar var. Bunları çözeceksiniz. Aileyle uzun yıllardır küskünlükleriniz var. Hep gidip göreceğim diyorsun. Hala gördüğün yok balık burcu. Git ananı babanı çevreni kontrol ediyorsun. Bu sene her şeyi iyileştirme senemiz. Çünkü Plüton'un sizi sihirli değnek gibi dokunacağı bir yıl. Eğer bunu doğru dengelendirirseniz 4. ayda tekrar doğuş ve yıl sonuna kadar bunun bereketini ve iş kariyerinde çok iyi noktalarda olacaksınız. Bence sağlıklı bir yıla giriş dediğimiz sağlık kontrollerinizi yaptırıyorsunuz. Bir check-up'tan geçin, her şeyi bir kontrol edin. Ama yıl size bereketli ve iyi bir dönem. Şöyle bir şey var, uzun süredir de bir mirasınız var. Bu konusu kaldırıp bu işi halletseniz iyi olacak. Çünkü mal sizin için hiç önemli değil. Hep çünkü hazıra konmuş olduğunuz için, hazır yemeği öğrendiğiniz için her şeyi böyle ağır aksak yapıyorsunuz. Bence ağır aksak döneminiz bitti. Kendinizi uyandırma, kariyer hayatınızda tamamlamanız gereken eğitim yarımlıklarınız var. Kariyerle ilgili planladığınız her şey askıda kaldı. Bunları yavaş yavaş rayına ve sistemine oturduğunuz zaman balık burçlarına artık diyecek hiçbir sözüm yok. Çünkü onlar da bu burçlar arasında yavaş yavaş az az güçlenme noktasına doğru gidecek. Evet, 2018 herkes için hayırlı, uğurlu, bereketli, huzurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın.